Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli öğrencilerim, sevgili dinleyicilerim, merhabalar efendim. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah geçtiğimiz programda bir giriş yaptığımız ve ismi Mevsul başlığı altında size verdiğimiz konunun notlarını çalışacağız. Bu konunun notlarını tutturacağız size. Şimdi hemen programımızın başında not defterlerimizi açalım ve not defterlerimize ismi mevsul veya ismi mevsuller şeklinde bir başlık atalım. Ve hemen bir numaralı notu kaydedelim. İsmi mevsuller 1. İsmi mevsullerin kendi başına bir anlamı yoktur şeklinde bir not düşelim. Bir numaralı notumuz böyle olsun. İsmi mevsullerin kendi başına bir anlamları yoktur. 2 numaralı nota geçelim. İsmi mevsuller anlamlarını kendilerinden sonra gelen cümleyle kazanırlar. Veya bir ismi mevsul için söyleyeceğimiz husus bütün hepsini ihtiva edeceği için, içine alacağı için şöyle de not düşebilirsiniz. İsmi mevsul anlamını kendisinden sonra gelen cümleyle kazanır. Anlamını kendisinden sonra gelen cümleyle kazanır. Ve bu cümle, yani ismi mevsulden sonra gelen cümle, sıla cümlesi diye adlandırılır. İsmi mevsul anlamını kendisinden sonra gelen cümleyle kazanır. Ve bu cümle, yani ismi mevsulden sonra gelen cümle, sıla cümlesi diye adlandırılır. Evet, bununla not ettiniz. İsmi mevsulden sonra gelen cümle, sıla cümlesi diye adlandırılır. 3 numaralı nota geçelim efendim. Sıla cümlesinde ismi mevsule dönen ve ait zamiri diye adlandırılan bir zamir bulunur. Sıla cümlesinde ismi mevsule dönen ve ait zamiri diye adlandırılan bir zamir bulunur. Bu zamir gizli veya açık olabilir. Bu zamir gizli veya açık olabilir. Evet, ismi mevsulden sonra gelen cümle sıla cümlesi diye adlandırılır. Ve bu cümlede ismi mevsule dönen ve ait zamiri diye adlandırılan bir zamir bulunur dedik. Ve son olarak bu zamir gizli veya açık olabilir dedik. Bunun örneklendirilmesi çokça yok kitabınızda ya da doğrudan doğruya dikkat çekilmemiş bu hususa. O bakımdan şu son söylediğimiz, yani ait zamiri diye adlandırılan zamirin açık ya da gizli olduğunu örneklendiren iki cümle vermek istiyorum size. Hemen not edelim. اَتَّالِبُ الَّذ۪ي يَشْرَبُ الْعَص۪يرَ هُوَ صَد۪يق۪ي اَتَّالِبُ الَّذ۪ي يَشْرَبُ الْعَص۪يرَ هُوَ صَد۪يق۪ي Cümleyi son olarak söylüyorum. اَتَّالِبُ الَّذ۪ي يَشْرَبُ الْعَص۪يرَ هُوَ صَد۪يق۪ي Meyve suyu içen öğrenci arkadaşımdır anlamında bir cümle.
Bu cümleyi irab edecek olursak et-talibul lezi yeşrabul asira bölümü mübteda, sadiki ise haber. Ellezi ismi mevsulünden sonra gelen yeşrabul asira, burası sıla cümlesi. Sıla cümlesi bir fiil cümlesinden oluşuyor. Yeşrabu fiil, el asira ise mef'ul. Yeşrabu fiilinin faili, tahtında müstetir dediğimiz, altında gizli hüve zamiri. Bu zamir, yani huve zamiri, yeşrabu fiilinin faili ve aynı zamanda konumuzu teşkil eden zamir. Yani ellezi ismi mevsulüne dönen ait zamiri konumunda. Yeşrabul asira cümlesindeki yeşrabu fiilinin faili olan huve, gizli huve, aynı zamanda ait zamiri. Ellezi'ye dönen ait zamiri. Peki bu cümlede ait zamirinin gizli olarak geldiğini örneklendirdik. Şu cümlede de ait zamirinin açıktan geldiğini örneklendirelim. اَرَّجُلُ الَّذ۪ي اَعْرِفُهُ مُهَنْدِسٌ اَرَّجُلُ الَّذ۪ي اَعْرِفُهُ مُهَنْدِسٌ اَرَّجُلُ الَّذ۪ي اَعْرِفُهُ مُهَنْدِسٌ Tanıdığım adam mühendistir. Tanıdığım adam mühendistir anlamında bir cümle. اَرَّجُلُ الَّذ۪ي اَعْرِفُهُ مُهَنْدِسٌ Ne demekmiş efendim? Tanıdığım adam mühendistir. Bu cümleyi şöyle irab ederiz. اَرَّجُلُ الَّذ۪ي اَعْرِفُهُ مُبْتَدَى مُهَنْدِسٌ Haber. Peki bu cümlede yer alan sıla cümlesi hangisidir? Ona bakalım. اَلَّذ۪ي ismi mevsulünden sonra gelen اَعْرِفُهُ şeklindeki cümle sıla cümlesidir. Bu cümlede yer alan اَعْرِفُهُ ifadesindeki hu zamiri, اَعْرِفُ fiiline bitişen hu muttasıl zamiri, hem اَعْرِفُ fiilinin mef'ulün bihidir, hem de aynı zamanda اَلَّذ۪ي ismi mevsulüne dönen bir ait zamiridir. اَعْرِفُ fiil, altında gizli anlamında ifade ettiğimiz tahtında müstetir ene zamiri arifu fiilinin faili ve bu fiille bitişen hu zamiri cümlenin arifu fiil cümlesinin mef'ulün bihi ve aynı zamanda ellezi ismi mevsulüne dönen bir ait zamiri. Biraz önce size örnek olarak verdiğimiz et-talibullezi yeşrabul asira huve sadiki cümlesinde ait zamiri gizli olarak geldi. Gizli olarak bulundu. Şu an üzerinde durduğumuz اَرَّجُلُ الَّذ۪ي اَعْرِفُهُ مُهَنْدِسٌ cümlesinde yer alan ait zamiri ise açık olarak, zahir olarak geldi. 3 numaralı notta şunu dedik. Sıla cümlesinde ismi mevsule dönen ve ait zamiri diye adlandırılan bir zamir bulunur. Bu zamir gizli veya açık olabilir dedik. Ve bu son söylediğimiz bu zamirin gizli ya da açık olabileceğine dair iki cümlede durumu örneklendirmeye çalıştık. 4 numaralı notumuz şu şekilde olmalı. İsmi mevsul mutlaka marife bir isimden sonra gelir. Evet, bunu yazıyoruz efendim. İsmi mevsul mutlaka marife bir isimden sonra gelir ve o marife ismin sıfatı olarak tercüme edilir. İsmi mevsul mutlaka marife bir isimden sonra gelir ve o marife ismin sıfatı olarak tercüme edilir. Not edebildiniz zannediyorum. İsmi mevsul mutlaka marife bir isimden sonra gelir ve o marife ismin sıfatı olarak tercüme edilir.
Daha önceki programımızda anası mezar dikecekmiş şeklinde bir anlam taşır dedik ismi mevsuller için. Ancak tabii bu bir formülden ibaret bu ifade. An, ası, mezar, dik, ecekmiş gibi eklerle yapılan bir çeviri söz konusudur. Ve bu eklerle yapılan çevirilerde de sıfatlık anlamı vardır. Gelen adam, tanıdık öğretmen, pikniğe gidecek öğrenciler gibi ifadelerde bu ekler yani an, dık, ecek, acak gibi ifadeler bulundukları yere sıfatlık anlamı kazandırırlar. Evet, 4 numaralı notumuzla öğrenmemiz gereken husus şu. İsmi mevsul mutlaka marife bir isimden sonra gelecek ve o marife ismin sıfatı olarak tercüme edilecek. Bunların uygulamalarını örnekler üzerinde yapacağız inşallah. Kitabınızda 240. sayfa ve sonrasında yer alan bölümde bol miktarda örnek var. Bu örnekler üzerinde çalışırken şu an not ediyor olduğunuz kuralları sık sık hatırlatacağız size. Evet, 5 numaralı notumuz şu şekilde. İsmi mevsul kendisinden önce gelen marife isimle ismi mevsul kendisinden önce gelen marife isimle sayı ve cinsiyet bakımından uyumludur. İsmi mevsul kendisinden önce gelen marife isimle sayı ve cinsiyet bakımından uyumludur. Sayı bakımından uyumlu olması demek, müfredlik, tesniyelik, cemlik bakımından, cinsiyet bakımından uyumlu olması demekse, müzekkerlik, müenneslik bakımından uyumlu olması demektir. Açacak olursak şayet, ismi mevsulden önce gelen marife isim müfretse, ismi mevsul de müfred olur. Müsenna ise, ismi mevsul de müsenna olur. İsmi mevsulden önce gelen isim cemse, ismi mevsul de cem olur. Ve yine ismi mevsulden önce gelen isim müzekkerse ismi mevsul de müzekker olur. Müennesse şayet ismi mevsulden önce gelen ismi mevsul de müennes olur. Son bir not daha yazalım ve ismi mevsullerle ilgili olarak not edeceğimiz bölüme bir nokta koyalım. 6 numaralı not. İsmi mevsuller mübtedadan, failden ve mef'ulden sonra gelirler. Bu şekilde bir not düşelim. 6 numaralı notumuz böyle olsun. İsmi mevsuller mübtedadan, failden ve mef'ulden sonra gelirler. Bu ne demektir efendim? Bu şu demektir. İsmi mevsul bir mübtedanın veya bir failin veya bir mef'ulün sıfatı gibi kullanılır. Bir mübtedayı niteleyecek, onun durumunu beyan edecek veya bir faili bir mef'ulün bihi niteleyecek, onun durumunu bildirecek şekilde kullanılırlar. Bu şekilde kullanımları mümkündür. Bunların örneklerini göreceğiz inşallah. Evet efendim, isim mevsullerle ilgili olarak toplam 6 maddeden oluşan bir not tuttunuz. Bunları örnekler üzerinde uygulayacağız inşallah. Son notta, 6 numaralı notta ismi mevsuller mübteda, fail ve mef'ulden sonra gelirler dediniz. Bunların örneklerini kitabınızdan çalışmak için şimdi kitabınızın 240. sayfasını açın ve orada yer alan 3 numaralı alıştırmadan bu notları uygulamaya başlayalım.
Kitabınızın 240. sayfasında 3 numaralı alıştırmada, ki nitekim bu bölüm üzerinde geçtiğimiz programda da durduk. هَذَا هُوَ الْبَائِعُ الَّذِي يَأْخُذُ النُّقُودَ şeklinde bir cümle yer alıyor 3 numaralı alıştırmanın başında. İşte paraları alan satıcı veya paraları alan satıcı budur şeklinde tercüme ettik. هَذِهِ هِيَ الْبَائِعَةُ الَّتِي تَأْخُذُ النُّقُودَ ve devamında هَذَانِ هَاتَانِ هَاُولَٰئِ işaret zamirleriyle başlayan ve hiye, huma, hum, hunne zamirlerinin takip ettiği bir sıra esas alınmış. Bu cümlelerin tamamında anlam aynı. İşte paraları alan erkek satıcı, bayan satıcı. İki erkek satıcı, iki bayan satıcı, erkek satıcılar ve bayan satıcılar şeklinde bir sıra var. Bugün öğrendiğimiz kurallardan hareketle ismi mevsulün kendi başına bir anlamının olmadığını, anlamını kendisinden sonra gelen cümleyle kazandığını hatırlayacak olursak ellezî, elletî, ellezâni, elletâni, ellezîne ve ellâti ismi mevsullerinin kendi başlarına anlam taşımadıklarını kendilerinden sonra gelen ve sıla cümlesi diye adlandırılan cümleyle anlam kazandıklarını burada görmüş oluruz. Burada bu örnekte يَأْخُذُنْ نُقُودَ ya da تَأْخُذُنْ نُقُودَ يَأْخُذَانِ النُّقُودَ تَأْخُذَانِ النُّقُودَ يَأْخُذُونَ النُّقُودَ ve يَأْخُذْنَ النُّقُودَ yukarıdan aşağıya okudum. Bunlar nedir? Bunlar sıla cümlesidir. Ve sıla cümlesiyle ismi mevsul anlam kazanmıştır. Peki ait zamiri var mıdır burada? Ait zamiri vardır. Ye'huzu te'huzu gibi fiillerde ait zamirinin ne olduğunu, takip eden fiillerde de yine ait zamirlerinin ne olduğunu söyleyebiliriz, üzerinde durabiliriz. Ancak şöyle bir endişem var. Bu ait zamiri konusu bu konunun omurgasını en önemli yönde teşkil etmiyor. Buna girdiğimiz zaman konunun daha önemli bölümlerini, daha önemli kısımlarını anlamaktan uzaklaşabilirsiniz diye bir endişe taşıyorum. O yüzden sizin anlayamayacağınız bölümler üzerinde çok fazla durmayacağım. Anlayabileceğiniz ya da öncelikle anlamanız gereken bölümler üzerinde duracağım. Ancak programımızın bu bölümü için yeterli vakte sahip değiliz. Gelecek programda ismi mevsul konusunun örneklerinde buluşmak ümidiyle fi emanillah.